Hepinize merhaba, ben Hakan. 6 Şubat depreminde Adıyaman'daydım. Depremi yaşayanlardan birisiyim. 2 Nisan'da da ben uyuz oldum. Bunu saklamayın çünkü gece kalktığımda buralar ısınınca, yani yatak ısınınca göbek bölgesinde bir kaşıntı hissettim. Uyutmuyordu da o kaşıntı. Sonra balkona çıkınca rahatlıyordum. İnternetten biraz araştırma yapınca uyuz falan yani dedim herhalde ben de kendi kendime. Ertesi gün cildiye gittim dedi uyuzsun. Sonra sağlık ocağına gittim dedi uyuzsun. Bunlar tabii birkaç tane ilaç yazdı. İlaçları göreceksiniz videoda. 2 Nisan'daki yaşadığım şeyleri bugün 24 Ekim güne nasipmiş videoyu yüklemek. Çünkü Türkiye'de uyuz vakaları %30 artmış. Orada videoda ben her şeyi anlattım. Elbisemi nasıl yıkadım, evin içinde ne yaptım, evinizi nasıl dezenfektan ettim, nasıl banyo yaptım. Banyo yaparken banyoda bile sizin için video çek. Ne yaptığımı anlattım her şeyi. Onun haricinde aktardan kullandığım, aldığım ilaçlar vardı. Dışarıya çıkarken nasıl çıktım? Her şeyi anlattım. 5. gün böyle biter gibi oldu. 6. gün tamamen bitti. 7. günde ben yine devam ettim. Sonra Kevella'da diye ilaç vardı. İlacı aldıktan sonra kendi paramla aldım gidip. Çünkü daha önceden yazmışlardı. O bitmişti. Bir haftada bitirdim ben bir ilacı. Sonra bir hafta boyunca da banyodan çıkınca o ilacı kullandım. Ama videoda her şeyi anlattım. Çünkü bir yıl uyuz olan insanlar varmış. Yani geçmiyormuş. Ben Allah'a şükür yani 5. günde bitirmiş gibi oldum. 7. günde zaten tamamen geçtiğini hissettim. Videoda her şeyi anlattım dediğim gibi. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Bu videoyu izleyin kesinlikle. Çünkü yarım saatlik veya 25 dakikalık bir video olacak. Ondan sonra rahatlayacaksınız. Bir hafta içinde de kurtulacaksınız. Doktorlar hangi ilacı kullanacağınızı söylüyor. İnternette bakarsanız biri hap diyor, biri şu diyor. Ama bunu bizzat yaşayıp da videoya çeken hiç kimse olmamış. O da ben oldum. Bana nasipmiş. Videoyu da paylaşacağım. Yani size de bir nebze faydam olduysa ne mutlu bana. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ben Hakan Aydoğan. Deprem bölgesindeyim. Adıyaman'da. Uzun süre oldu. Uyuz oldum. Nasıl oldum ben de bilmiyorum. 2 gün üst üste hafif kaşıntılar vardı. Gece 2 gün üst üste de böyle aşırı şekilde arttı. Saat 2-3 sularında. Uyutmuyordu beni kaşıntı. Yani öyle böyle kaşınmıyordu. Neyse oradan cildiye git. Uyuz tesis kondu. Uyuz olmuşum. Yani kaşınıyorum. Şu an banyodan çıktım. Şimdi internette bir sürü video var. Bir sürü yazı var, makale var. Ama hangisini inanacağın Sirke'ye kadar var. Şimdi ben yaptığım şeyler anlatacağım. Eğer kısa sürede geçerse bu videoyu paylaşacağım. Cildiye'ye gittim. Cildiye bana ne verdi? Şurada hemen göster. Şu ilaçları verdi cildiye bana. Wilkson. Ben de sürekli yani bir giydiğim boxer'ı, iç çamaşırını, pantolonu bile bir gün giyiyorum. Ondan sonra makineye atıyorum. Hani dolabı görseniz ya bir ton eşyam var. Ya titizdim. Çamaşır suyum hiç eksik olmazdı. Ama bulaşınca bulaşıyorum işte. Neyse oradan sonra aktara gittim. Cildiye sadece bunu verdi. Tek bununla şunları verdi, şu ikisini. Tamam mı? Hepsini deneyeceğim. Neyse aktara gittim. Abi dedim hoca karı ilacı. Böyle böyle oldu. Ne yapacağız? Dedi kardeşim şunları al. Bir tane daha olması lazım. Üçünü al. Tamam mı? Limon yağı. Lavender oil yazıyor. Lavanta yağı herhalde. Kekik yağı. Bu üçünü karıştır vücuduna sür dedi. Bir de lavanta sabunu verdi. Bunun haricinde benim kükürtlü sabun var. Ben de hep kükürtlü sabun kullanıyorum. Neyse oradan da şeye gittim. Sağlık ocağına gittim, aile hekimine. Hocam dedim böyle böyle ek takviye verir misiniz? Bunu yazdı. Tamam mı? Sonra bunu verdi. Sonra eczacıya dedim ki kardeşim dedim durum bu. Abi dedi bunu kullan bir de ekstra olarak. Hepsini süreceğim. Bugün birinci günü. Tedavi başlangıcının birinci günü. Ne yaptım ne ettim her şeyi anlatacağım sizlere. Mesela geldim. Üzerimi bükezim makineye atmadım. Çöp poşetin içine bıraktım balkona. Ondan sonra banyo yaptım. Temiz havlum vardı. Şu an anadan üryan oturuyorum yani burada. Kükürt sabundan önce elma sirkesiyle vücudu her yerime böyle anadan üryan. Her yere arkadaşlar aklınıza gelecek her yere sürdüm tamam mı? Her yere her bölgeye. Neyse sürdükten sonra 5 dakika bekledim banyoda. Bekledikten sonra durulandım. Durulandıktan sonra kükürtlü sabunla iyice yıkandım. Yıkandıktan sonra azıcık bekledim. Ondan sonra lavanta sabunuyla yıkandım. Şu an anadan yürüyen oturuyorum. Temiz havluyu aldım. İç çamaşırlarını ayırdım. Temiz iç çamaşırlarını. Yatağa serdim. Yatak dediğim koltuğa serdim. Havluyu sırta kadar. Şimdi burada tek tek uygulayacağım ilaçları. Hepsini anlatacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi şundan döktüm. Limon yağını. Her yerimi süreceğim. Aklınıza gelebilecek her yere süreceğim çünkü. Bu ne? Lavanta yağı. Bundan da döküyorum. Bundan da döktüm. Şimdi bu neydi? Kekik yağı. Abi dedi öldürür dedi. İçinden geçer dedi. Tamam dedim. Hatta şöyle. Daha içinde bayağı var. Şimdi bunu her yere sürteceğim. Vücudumun her yerine böyle aklınıza gelecek her yere sürteceğim arkadaşlar. Süreceğim. Hazırladığım yağı her yerime sürdüm. Yani aklınıza gelebilecek genital bölüye kadar sürdüm.
Şimdi çok kötü, psikolojinizi bozuyor. Yani durduk yere kaşınıyorsunuz. Ya çok kötü böyle. Böyle bir şey yok. Ya ben ilk defa oldum. Ya bu nasıl bir şey dedim ya. Böyle rahatsız ediyor size. Hele bir vücut sıcaklığı. Mesela dün sıcak suda biraz banyo yaparım ben. Ya delirdim var. Sıcak suda var ya. Kıvrandım böyle. Sus. Gece 2-3'te kalkıyorum. Uyuyamıyorum zaten. Balkona çıkıyorum, soğukta bekliyorum böyle boxer'la falan. Vücudum soğuyor, öyle rahatlıyorum yani. O da sabaha karşı bir saat falan çalışıyor. Ya burası da çok kötü. Hastaneye gidiyorum, pratisyen var. Ben diyor cildiyeci, pratisyen, uyusun diyen. E diyorum ben çalışıyorum. O diyor şey ben rapor veremem. Lan bırak dinleneyim. Hani uyuyamıyorum gece. Gece de uyuyamıyorum. Gündüz de çalışıyorum. Aile hekimine gittim. O halden dolayı diyor rapor veremiyorum diyor. Yani bilmiyorum ya. Bıktık anasını satayım. Neyse şimdi sürdüm. 10-15 dakika bekleyeceğim böyle. Vücudum şu yağı güzel bir emsin her yerime. Bunun başlangıcı da nasıl biliyor musunuz? İlk başta ben şeyden şüphelendim. Bu bacaklarımın arasında böyle pişik gibi olmuştu, pullanma olmuştu. Ama ben sürekli hep yani vücut ve saç, sakal her şey şu turuncu bir tane kükürt sabun oluyor. Kabuğu turuncu, yuvarlak oluyor. Hep ondan kullanıyordum. Meğersem kükürt biraz bu hastalığı yatıştırıyormuş. Neyse sabun bitti yani kükürt sabun bitti. Ya dedim bir 3-4 gün akıl yani alayım dedik. İhmal ettik. Şampuanla sıvı sabun kullandım. Sıvı sabun dediğim yani vücut şampuanı. Ondan sonra artmaya başladı. Kükürtü sabun gerçekten hani engelliyormuş. Hani bir şey hissetmiyordum ki. Yani bir şey yoktu. Kükürtü sabun gittikten sonra patlak verdi. Aklınızda bulunsun. Kükürtü sabun çok iyi oluyor yani. Bilmiyorum da ben hep kükürtü sabun kullanıyorum. Neyse şimdi durduracağım. Çay demleyeceğim. Ondan sonra sırasıyla ilaçları süreceğiz. Beraber süreceğiz. Hepsini tek tek anlatacağım. Çünkü internette yok. O doktor diyor ki şöyle yapın. O diyor ki böyle yapın. Ben bizzat deneyeceğim bakalım kaç günde geçecek. Bu videoyu da öyle yükleyeceğim. Şimdi bir yarım saat falan bekledim. Vücudum bu sürdüğüm yağı bayağı bir emdi. Bayağı bir emdi. Ve pamuk gibi oldum bilmiyorum. Şimdi bunu süreceğim. Sırayla gideceğim. Kevella'da diye bu losyonu süreceğim. Bunu da her yere süreceğim. Kızın geleceği her yere. Parmak aralarından genital bölgeye kadar her yere süreceğim. Şimdi bunu da sürdükten sonra yine bir yarım saat bekleyeceğim. Sonra diğer ilaçlara geçeceğim. Şimdi mesela bacağımı uyguluyorum arkadaşlar. Pamukla falan değil. Direkt elime böyle küçük küçük döküyorum. Bu banyodan çıktığım havlu. Bunu en sonunda üzerimi giyindikten sonra buna oturuyorum. Makineye yatacağım. Bakın arkadaşlar bu sağ ayağım kalça kemiği. Bakın görüyor musunuz buralarda? Bu içe doğru daha fazla bu iç tarafa doğru. Kızarıklıklar var. Göbekte de var. Koltuk altında da var. Bunu sürdüm komple her yere sürdüm. Her yere göbek deliğime kadar sürdüm. Vücut bunu aşırı bir şekilde hızlı bir şekilde emdi. Yine şimdi anadan üryan evin içinde oturuyorum. Demin çay demlemiştim. 1-2 bardak çay içeceğim. Ondan sonra diğer ilaçlara geçeceğiz. Bütün ilaçları sürdüm. Şimdi bu buradan nasıl okunuyor? Ters yazıyor. Wilkinson. Bunu kullanacağım. Buna da çok pis kokuyor diyorlar. Nasıl edeceğim bilmiyorum. Sublima Kükürt Gordon Vegetal diye bir şey yazıyor üstünde. Bunu da anadan üryan her yere süreceğim arkadaşlar. Aklınızın geldiği her yere süreceğim. Böyle yine genital bölgelere, koltuk altlarına, memuşlarına, sırtımın, elimin kavuştuğu yerlere her yere süreceğim arkadaşlar. Bir çay içtim. Şimdi diğer ilacı sürünce bayağı bir zaman geçti. Vücudum bayağı bir emdi bunu. Şimdi sürmeye başlayacağım. Sürdükten sonra akşam ilaçları içeceğiz. Devam edeceğiz böyle. Bu birinci günü daha. Birinci günde dediğim saat günün saat öğleden sonra 3'ten sonra. Teşhis konduktan sonra verilen ilaçlarla çekilen video. Kapağını açtım. Bu çalkalanmıyor Meret. Çalkalansa çalkalayacağız. Şimdi bacaklarından başlayacağım. Direkt su döküldü. İlaç şöyle. Yani böyle artık süreceğim yapacak bir şey yok. Hani psikolojiniz bozuluyor. Çok kötü bir hastalık. Hani böyle bir şey yok. Bak ne nezle ne grip ya öksürük böyle öksürünce bazen balgam gelmiyor ciğerlerini ağrıyor ya. Ya ona bile razıyım. Artık o derece diyeyim arkadaşlar. Ona bile razıyım. Şimdi sürmeye başlayacağım. Parmak aralarına kadar ayak parmaklarıma tırnak işlerime kadar süreceğim. Böyle sürüyorsun. Yani renk bu. Böyle oluyor rengi. İçi böyle şey. Böyle kum gibi şeyler var. Bakın. Bu hani peeling yapılıyor ya. Onun gibi aynı. Böyle sürüyorum. Yani göbek deliğime kadar süreceğim. Hiç boşluk bırakmayacağım. Böyle böyle. Sonra zaten bu havluyu şimdi makine yapacağım. Böyle devam edeceğiz. Yedire yedire her yere süreceğim. Her yere sürdüm. İnanılmaz. Yani inanılmaz bir şey. Böyle vücudum böyle oldu. Görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle ya da geriye doğru gitsem. Yani sarardı.
hafif o rengi aldı. Şimdi hala böyle sürerek yediriyorum. Yani elimin yetiştiği yerlere kadar sürdüm. Ama bunu sürerken benim gibi şu an peçeteye basıyorum ben. Peçete açmıştım beyaz. Peçeteye basın. Sonra yanınızda bir tane de şey bulundurun. Çorap bulundurun. Her yer koltuk altları, şöyle meme uçları, göbek deliği, ayak tırnaklarının içine kadar, elimin tırnaklarının içine kadar sürdüm. Yani yüz bölgesine sürülmüyormuş. Yüz bölgesinde bir sıkıntı yok zaten. En fazla kaşınan yerler lenf yerleri, şu alt terleme yerleri, genital bölgenin o aralar falan, bacaklar. Bir de bu karın bölgesi aşırı kaşınıyor. Öyle böyle değil. İşkence çek. İnşallah bir an önce iyileşirim. Şimdi iş çamaşırlarımı giydim. İş çamaşırları giydik ama şöyle bakın. İş çamaşırları böyle. Hiç sorun değil. İsterse her gün bir tane yeni sıfır alayım. Hiç önemli değil. Yeter ki kurtulayım şu beladan. Bak yeter. O kadar diyorum yani. O kadar illet, o kadar kötü bir şeymiş. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Lanet ettim yani. Gerçekten lanet ettim. Şöyle rengim değişti. Şöyle hiç sorun değil. Kirlensin. Hiç sorun değil. Hiç. Yenisini alırız, hiç sorun değil. Yeter ki şundan kurtulalım. Şimdi makineye attım 60 dereceye. Biraz da yani bol koyuyorum ben zaten. Ya bilmiyorum, çamaşır suyu da eksik olmuyor evden ama temizlik de olsa. Yani fayansları bile mopla değil, kendim oturarak yani böyle dizlerimi dayayıp elimle siliyorum yani. Neyse, bundan da ekledim. Zaten her kıyafete ekliyorum. Yine çamaşır suyu çamaşır suyudur. 60 dereceye attım şimdi 2 saate. Yıkanacak. Asıp kurutacağım. Yarın devam. Şimdi biraz evi toplayacağım. Evi süpüreceğim. Böyle ne yaptım? Gece mesela kaşıntı olursa onlara kadar videoda belirteceğim. Krem o kadar pis kokuyor ki burnumun halk deyimiyle gedreye kırıldı yani. Bildiğin gedreye kırıldı. Aşırı pis kokuyor. Ve bir hata yaptık. Şunu da eczaneden almıştım. Neydi bu? Hemen göstereceğim. Aksibiyon. Bunu sürmeyi unuttuk ama yapacak bir şey yok. Bu vücuttan çıkar mı bilmiyorum. Böyle ya inanılmaz kokuyor ya. Hani böyle istim ocakları olur ya, kayısı yapılan yerlerde istimde. Öyle kükürt kokuyor. Yani yapacak bir şey yok. Buna da katlanırım. Hiç problem değil gerçekten. Yeter ki bu illetten kurtulayım. Hiç problem değil. Şu an saat akşam 11. Dün öğleden sonra 3 gibi tedavimize başlamıştık. Şu an pek bir kaşıntı yok. Yani iyiyim. Hatta 5'ten saat 9'a kadar da uyudum. Bayağı uyumuşum. Yani hiç yapmadığım bir şeydi uzun zamandır. Çünkü gece uyumuyorum. Eğer bir kaşıntı olursa tekrar bilgilendireceğim. Şu an hiçbir şey yok. Yani şu an bir sorun yok. Hafiften şu meme yanlarında biraz kaşıntı var gibi ama varla yok arasında. Yemeğimi falan yedim. İlaç yüzünden ellerimi sabunla yıkadım. Şimdi tekrar ellerimi şu kremle tekrar ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. Şu an televizyon falan çekiyorum. Normal hayatımdayım şu anda. Şu an saat gece 12:48 geçiyor. Hafif dünkü gibi değil. Dünkü gibi değilim. Buralarda bir kaşıntı var. Şu an böyle elim sürdükçe kaşıyasım geliyor. Bir de meme uçların da var. Şimdi araya desteği alerji ilacı arkadaşlar. Bunu içeceğim. Zaten bugün bayağı bir uyudum sabah. Yani 3'ten sonra, tedaviden sonra, başladıktan sonra bayağı bir uyudum. Şu anda uykum yok. Televizyon izleyeceğim. Yine böyle olan vücutta olan şeyleri video çekerek sizlere anlatacağım. Şu an saat gece 2. Çok hafif bir kaşıntı var. Ama hafif. Gözlerim kızardı şöyle. Uykum geliyor. Kaç gündür gece uyuyamamıştım. Şimdi uyumak istiyorum. 2 gündür uyuyamadım doğru düzgün. Diğer yattığım odayı kullanmayacağım orayı bir müddet. Tamamen geçene kadar. Şimdi yine kanepenin üzerine yatacağım. Bir tane battaniyem vardı şöyle. Bunu yıkamıştım 60 derecede. Zaten bütün kıyafetleri ben 60 derecede yıkıyorum. Çamaşır suyuyla falan onunla katıp yıkıyorum. Bütün yani fark etmiyor renkli renksiz. 2 gündür de bu havalandı, dışarıdaydı, balkona asmıştım. Şimdi bunu aldım. Tabii yarın tekrar bunu kullanmayacağım. Yarın da bir tarım ilaçları satan yere gidip şu el pompaları var ya, şöyle bastırıyorsunuz, basınçlı oluyor 1-2, ondan sonra gürtüyor.
Yarın sirke alacağım, içine katacağım. Bir de evi dezenfektan edeceğim öyle arkadaşlar. Yani yapabildiğim bu, elimden gelen bu. Ama şimdi uyumak istiyorum. Gerçekten gözlerim kızarmaya başladı. Hem de iyi kızarıyor. Ya uykum geldi. Bildiğiniz uykum geldi arkadaşlar. Şimdi uyumaya çalışacağım. Yine tedavinin birinci gününün gecesi zaten bu. Yine herhangi bir şeyler olursa size bilgi vermeye çalışacağım. Bu göbek altları biraz kaşınma gibi oluyor böyle. Ama dünden çok iyiyim. Bugün tarih 20 şey 2 Nisan der bugün. Hatta 3 Nisan oldu. Ama Adıyaman'dayım ama ev soğuk. Hala ısınmadı. Tepelere falan kar yağmış yüksek kesimlere. Şu an elektrikli soba yanıyor. Yanmasına rağmen ev yani biraz serin. Şimdi bakalım ne olacak. Gece uyanırsam kaşından dolayı falan tekrar kalkıp video çekeceğim. Şimdi iyi geceler. Günaydın. Saat şu an 8:30. Bugün gece hiç kaşınmadan, aralıksız hiç kaşınmadan bir gibi uyumuştum. Saat 8:30'a kadar aralıksız uyudum. Gece hiç uyanmadım. Çok rahat kalktım. Şimdi kalktığımda şu memelerin üst tarafı biraz kaşınıyor. Meme bölgesi şuranın. Böyle hafif bir kaşıntı var. Ama öyle bir uyudum ki yani. Ya çok sevindim gerçekten. Çok kötüydüm. Birinci gününde böyle oldu tedavinin. Şimdi dışarı çıkacağım. Tekrar de Domestos bitti. Çamaşır suyu, elbiseler için, renkler için. Ondan alacağım. Ondan sonra tarım ilacı satan yere gideceğim. Oradan bir tane pompa alacağım. Evde zaten elma sirkesi var. Elma sirkesiyle suyu karıştırıp evi komple yani halıların üstü, yatakların üstü, mesela bilgisayarın üstüne kadar falan böyle aklıma gelebilecek her yere sirke atacağım. Ondan sonra evi kapatıp sonra biraz havalandıracağım. Bugün saat öğleden sonra 1-2 gibi tekrar banyo yap. Aynı ilaçlarımı tekrar vücuduma süreceğim. Yine videoları çekmeye devam edeceğim. Ama bugün gece uyudum arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu. Yani uyuyamıyordum gece. Çıldırıyordum, deliriyordum. Psikolojim bozmuştu iyice. 2 günde psikolojim bozuldu yani. Ama bugün uyudum gece. Burada kapatacağım. Olaylar geliştikçe tekrar açacağım. Şimdi giyindim. Şöyle şort falan giydim. Böyle çıkacağım. Dışarıya çıkmam gerekiyordu. Bir sanayiye uğrayacağım. Ama temizlemedim ilacı falan. İlaç falan böyle krem hep her şey üzerimde. Sadece ellerimi yıkamıştım sabah kahvaltı yaptığımda ilaç olduğu için. Sabunlamıştım. Şimdi elimi tekrar dezenfekte ettim kolonyayla. Şimdi de çok güzel güneş var. Zaten bütün ne var ne yok hepsi balkonda eşyalarım yastık. Yorgan. 3-4 gündür havalanıyorlar. Makineye de attım. Şimdi iç çamaşırları değiştirmedim. İç çamaşırlarım aynı ilaçlı olan. Şöyle göstereyim. Şöyle rengi falan görüyorsunuz. İlacın rengini aldı. Dışarıya çıkacağım. 1-2 gibi geleceğim. Tekrar banyo yapıp giyineceğim. Yeni. Bu iç çamaşırlarına çıkarıp beyazları, beyaz çamaşırlarımı renklerle yıkamıyorum. Beyazları çöp poşetinin içine atıp ağzını bağlıyorum. Yani orada dursun. Çünkü renkler daha fazla kullandığımız için. Şimdi geleceğim boxer'ımı falan da makineye atacağım. Ondan sonra makineyi çalıştıracağım. Şimdi dışarıya çıktım arkadaşlar bu şekilde. Güneşleneceğim biraz da. Yani bu hasta oldum diye kimseye bulaştırmadan günlük aktivitetime devam edeceğim. Motoru çalıştırdım. Şimdi motorun egzozu değişecekti. Sanayiye götüreceğim. Yani kimseye yaklaşmadan, bulaşmadan günlük aktif etmeye, hayatıma devam edeceğim. Şimdi gidip bir tane ilaç pompası aldım. Şu çiçek sulama falan diyor ya böyle fıs yapıyor. Şimdi göreceğiz. Şimdi de beyaz sirke aldım. Bunu evin her yerine sıkacağım. Evin hallara, ora, bura, şura. Yani mutfağa, nereye aklınıza gelebilecek her yere. Buranın üzerine bile sıkacağım yani şey kanepenin üzerine. Sirke sıkıntı yok. Çamaşır suyu falan değil. Şimdi bunu hazırlayacağım. Şimdi sadece şöyle bir biraz şey yapacağım. Ayrıştıracağım. Bir bardak su var şöyle. Bunu katacağım. Geri kalanını hepsini sirkeyle dolduracağım. Aynen böyle. Evin her yerini gezdireceğim ben bunu. Her yeri ilaçlayacağım. Evin her yerini pompayla sirkeledim. En çok da sirkelediğim yerler, kapı kollarını fazla tuttuğum yerler. Her yere sürdüm. Her yere böyle gezdirdim abi. Kapı kolları, duvar depleri, işte buzdolabını en fazla tuttuğum yerler, açarken falan buralara çok dikkat ettim. Şimdi bu kıyafetimi komple çıkaracağım. Bu dünkü kıyafetim. Şöyle görebilirsiniz şu sarı olan. Bunu da makineye atacağım. Yeni kıyafet çıkartacağım. Sırasıyla banyomu yapacağım. Yani sırayla yapacağım banyoyu. İlk önce durulanacağım. Durulandıktan sonra sirkeleyeceğim kendim komple vücudu. Böyle yedire yedire sirkeleyeceğim. Sonra kükürtlü sabunla yıkanacağım. Bekleyeceğim. Sonra da en sonunda da olavanta çiçekle sabunla yıkanacağım. Ondan sonra çıkıp kurulanacağım. O madde ilaç vardı ya böyle kükürtlü olan. O çıkmadı. Kükürtlü sabunla şöyle benim lifim var. Şöyle bir lif. Bununla bastıra bastıra güzelce temizlendim şimdi.
Ondan sonra şöyle göstereyim. Sirkelendim. Her yerime, vücudumun her yerine, göbeğin deliğine kadar, ayak tırnaklarına kadar sirkeledim kendime. Sonra benim gibi yalnız yaşayan varsa şöyle bir tane kese alsın. Hep ben böyle kese kullanıyorum. Sırtımızı falan bununla keseleyin. Gerçekten gayet güzel kese atıyor. Şimdi sirkeyi suratıma sürmedim tabii ama şey geliyor herhalde sabunun kalıntısı. Şimdi tekrar kükürt sabunla keseleneceğim. 1-2 dakika bekleyeceğim. Kükürt sabunla da iyice yıkandım, bekledim. Şimdi sıra lavanta, lavanta sabunu vardı ya, mor olan. Şimdi lavanta sabunuyla iyice yıkanacağım, sonra durulanacağım güzelce. Ondan sonra ilaçları sürmeye gideceğiz beraber. Banyodan çıktım. Ev öyle bir sirke kokmuş ki, yemin ediyorum burnum kırıldı yani. Bir tane tütsü yaktım. Tütsü vardı evde. Bu çok güzel kokuyor. Şimdi biraz kurulandım. Yine çay koydum. Birazcık bekleyeceğim kurumamı. Şimdi bunları yine kekik yağı falan vardı ya. Kekik yağı, limon yağı. Bu. Bir de lavanta yağı. Bunları yine karıştıracağım. Avucuma döküp böyle böyle çalacağım yani. Böyle böyle yedireceğim her yerime. Pamukla değil. Şimdi bir de bu ilaçları kullanmaya başlayalı. Ya da bu hastalık mı başlayalı diyeyim. Aşırı su tüketimi oldu. Yani böyle 1-2-3 litre değil. Yani alabildiğine gidiyor. Vücut kendi istiyor suyu. Ağzınız kuruyor sürekli. Sakın ihmal etmeyin suyu sürekli için. Sağ bacağım. Şuradaki çizgileri bak şöyle görüyor musunuz? Sönmüş. Sönmeye başlamış. Dün daha kızarıktı, daha belirgindi. Şimdi yağı karıştırdım. Bu 3 yağ uygulamasını aktarım verdiğine. Yine avucum alıp böyle böyle yedireceğim. Her yerime böyle parmak aralarına kadar, göbek deliğine kadar, her yere, genital bölgeye kadar süreceğim. Yağı sürdüm. Sürdüm abi ya. O üçlü karışıma. Şimdi bekleyeceğim bir 10 dakika. Böyle vücudum hemen emiyor zaten o yağı. Böyle bekleyeceğim. Bir zaten çay koydum. Bir çay içerim falan, öyle sürmeye devam ederim. Ya vücudum iyice çekti. Dün kullanmadığımız ilaç vardı, şu Aksibion diye bir ilaç. Şimdi bunu vücuduma komple yedireceğim böyle. Yine böyle elime doldurup doldurup her yerime çalacağım. Bugün de bunu da kullanacağız. Dedim Oxybons mu ne, o ilacı sürdüm. Şimdi Kevilla'dayı süreceğim her yerime. Ondan sonra tekrar bekleyeceğim. Bu pis kokan ilacı sürmeye başladım. Görüyorsunuz. Yani aşırı pis kokuyor. İçinde bir de parçacıklar var, şöyle peeling gibi. Ara ara ben yine ne olduğunu, ne olacağını size söyleyeceğim. Yani bu şeyden dizim bir yere çarpmıştım. Şeyden değil yani, o yüzden. Şimdi bunda parmak aralarıma kadar her yerime böyle, her yerime, vücudumun göbek deliğine kadar, tırnak aralarına kadar çalacağım. Böyle yanınızda çorap bulundurun demiştim ilacı kullanırken. Görüyorsunuz şu an sarı. Bir de kükürt var. Hemen bak sararmaya başladı. Hemen şimdi çorabı çekeceğim. Kesinlikle çorap bulundurun yanında. Böyle bir de basmak için bak. Görüyor musunuz? Basmak için şey kullanın. Kağıt havlu. Merhaba. İkinci günün akşamı bugün tedavinin. Göbek kısmı biraz kaşınmaya başladı. Bir eksiklik vardı, sonradan aklıma geldi. Aslında gece içerim diyordum bu ilacı. Bu kaşıntıyı kesiyor herhalde. Ariades diye ilaç. Biraz kaşınmaya başladım. Hafif biraz da kaşıdım böyle. Ama tırnaklarımı etme değmedim yani. Atletin üzerinden biraz kaşıdım. Şimdi bunu içeceğim. Ondan sonra bakalım kaşıntım kalacak mı, kesecek mi? Bugün tedavinin 3. günü. Dün biraz kaşıntı oldu. Neyden oldu? Böyle uşkur lastiği çok sıkan bir tane pijamam vardı. Onu giydim. Sürekli elbiseleri yıkadığım, havalandırdığım için o vardı. O biraz böyle iz yapmış. Uşkur lastiğinin izi çıkmış. Şimdi tekrar öğle saatlerine geldik. İlk günkü gibi. Ve tekrar eve temizleyeceğim. Bunun içine sirke döküp evi tekrar ilaçlayacağım. Komple sirkeyle. Ama ağır kokuyor. Beyaz elma sirkesi çok ağır oluyor kokusu. Evdeki sinekler bile ölüyor. Yani sineklerin öldüğünü gördüm. Evdeki halıları dün yıkamaya verdim. Halılar zaten biraz geç gelecek büyük bir ihtimalle. O zamana kadar da ben kurtulmuş olacağım. Şu an vücudum çok iyi. Dün hafif o kaşıntı, bir de ilacı içmedim. Ondan oldu. İlacı da içtim. Sabaha kadar çok rahat bir şekilde uyudum. Evi ilaçlayacağım. Elbiselerimi çıkarttım. Beyazları çöp poşetine koyup ağzını bağladım yine. Balkona koydum. Diğer bütün her şey güneşleniyor, kurudu. Renklileri de makineye at. Banyodan sonra 60 derecede yine çalıştıracağım çamaşır suyuyla falan, deterjanla birlikte. Tekrar evi ilaçladıktan sonra sırasıyla vücudumu komple lifleyeceğim. Lifledikten sonra sirkeyle her yerime sirkeyi sürüp, böyle avuç avuç her yerime sirkeyi sürüp, her yerime, göbek deliğine kadar, ayak tırnağına kadar bekleyeceğim sirkeyle birlikte. Ondan sonra tekrar kükürt sabun süreceğim. Her yerimi ovalayacağım, yıkayacağım, lifleneceğim. O lavanta çiçekli sabunla birlikte yıkanacağım. En sonunda da o havluyla birlikte çıkacağım. O havluyu tekrar oturacağım yere sereceğim, kanepenin üzerine. Ondan sonra ilaçlarımızı sürmeye başlayacağız. Ama bugün ilaçları tek tek sürmeyeceğim artık. Şu pis kokan Wilson pomat haricinde
diğer yağlar olsun, işte limon çiçeği yağı, lavanta yağı, bunların hepsini, Kavilskon diye ilaç vardı, onların hepsini bir tasta harmanlayacağım. Ondan sonra vücuduma süreceğim. Yani tek tek sırayla sürmeyeceğim. Bu kez hepsini bir yapacağım. En son vücudumu emdikten sonra Wilson pomad, psikokan ilacı bütün vücuduma süreceğim. Şimdi evi ilaçlayıp banyoya gideceğim. Bir gün daha iyiyim. Vücudumda yani belirgin bir şekilde o yaptığı yollar, o larva mı diyorlar artık bilmiyorum ne diyorlarsa. Yani aşırı şekilde sönmüş. İyileşmeye başladım. Vücudum gerçekten iyileşmeye başladı. Hani internette ben okuduğumda bir yıl sürenler, 6 ay sürenler varmış. Ama bugün 3. günü, yani yoğun bir şekilde tedavi yaptığımızdan dolayı, bir de temizliğimize, hijyenimize dikkat ettiğimizden dolayı artık o geçmeye başladı. Bu sirkeyi de sıkarken pompayla elinizin en fazla değdiği yerleri daha fazla sıkar. Mesela buzdolabının kapağındaki kola kadar ben sıkıyorum. Yani her yere. Böyle elbiselerin üstüne, hatta bazen şurada bardakların üstüne falan da geliyor şurada. Bardağı durlar. Tekrar devam ederiz. Sorun değil. Şimdi müsaadenizle banyoya gideceğim evi sirkeledikten sonra. Şöyle halının kanepenin üzeri biraz ıslandı. Islansın bak, böyle her yere, her yere. Bakın. Bakın 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 bakın. Her yere, evin her yerine gezdirdim. Hatta şurada bakın bir tane halım var. Bunun üzerine bile gezdim. Her yere sıkın bakın. Buralara kadar sıktım. Görüyor musunuz? Bunlar boya lekesi zaten. Banyodan çıktım. Öyle bir sıcak suyla banyo yaptım ki sorunsuz bir şekilde. Şofben artık çatır çatır ediyordu. Suyu kaynatma derecesine gelecekti. Yani o hasta olduğumda, uyuz olduğumda yani bırak böyle soğuk suyla zor böyle hafif bir sıcak su gelsin. Vücudun çıldırıyordu, deliriyordum. Psikolojini bozuyordu. Bu kaynar suya yakın bir suyla banyo yaptım. Şimdi dediğim gibi ilaçlar tek tek sürmeyeceğim. Hepsini bir kaba karıştıracağım. Şimdi hep beraber karıştır. Şimdi kabımı aldım ben. Şimdi hepsini bir ayrı ayrı yapmayacağım artık. Mesela lavanta yağı. Şöyle göz kararı bakacağım. Daha buradan 3 kere daha çıkar. Bunun haricinde 2 kere çıkar. Mesela yeterli. Gördüm. 2 kere daha böyle karışım yaparım bununla. Bu limon yağı. Bakalım. 2 de bundan çıkar. Zaten birebir oranında katıyordum. Tamam, 2 tane daha çıkar. Kekik yağı. Kekik yağından da yine dolduracağım şöyle. Temiz kıyafetleri şuraya koydum. Temiz kıyafetler orada. Hemen yanı başımda yani. Çorabı unutmayın sakın. Bir de kağıt havlu yere sermek için. Şimdi ne vardı? Kevella. Bunu da katacağım. Bundan da daha 6-7 kere beni götürür. Şöyle katayım. Tamam, yeterli. Şurayı sonra silerim. Sonra Xebion, bu çok yağlandırıyor vücudu. Yağlandırsın, sorun değil. Şöyle. Bundan yani tarttığımda şurada bir yerde. Yani şurada bir yerde bu. Biraz daha katayım. Tamam, bu bütün vücuduma yeter. En son vücudumu yedikten sonra şimdi çay koydum zaten. Pis kokan ilacı süreceğim. Bir tüp açacağım. Bu yetmez. Wilson pomat. En son bunu süreceğim. Şimdi ben bunu karıştırıp arkadaşlar vücuduma yedireceğim. Burada videoyu kapatacağım. Günaydın. Dün ilaç içmeyi unutmuşum. Yine hafif bir kaşıntı oldu. Ama yani uyuzdan değil herhalde, böyle ilaçlardan dolayı. İlacı içince hemen kesti alerji ilacını. Bugün dışarı çıkmam gerekiyor. Benim işlerim var. Pazartesi günden beri evdeyiz. Bugün cuma. Yani 5 gün oldu. Şimdi şu Wilson pomadı sürüp çıkamam kesinlikle. Yani öyle bir kokuyor ki yani duramazsın yanında. Kevilla dayı süreceğim. Bunu sürüp öyle dışarı çıkacağım. Kıyafetlerimi giyeceğim, ütüleyeceğim şimdi. Ondan sonra Kevilla'dan sonra dışarı çıkacağım. Diğer yağları falan sürmeyeceğim. Yani çünkü kesinlikle çıkmam gerekiyor. Şimdi yani bugüne kadar iyi. Bir problem, bir sorun olmadı. Sıcak suda artık çok rahat bir şekilde banyo yapabiliyorum. Hiç sorun olmuyor. Yani bayağı ilerlemiş. Hatta bugün bir de aile hekimine gideceğim. Ha, kimseye de temas etmeyeceğim tabii. Soran olursa hastayım diyorum. Elimi uzatmıyorum ama şöyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Elimi vermesem, bizim kültürümüzde tokalaşmak var. Adam bozulur. Abi diyorum hastayım, elimi hop diyorum, kolumu uzatıyorum. Şöyle kolumu tutuyorlar. Kolumu böyle sallıyorlar. Şimdi çıkacağım. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Videoyu düzenlediğimde geri kalan videoyu çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Ki çekmedim herhalde 5. günden sonra iyileştiğim için. Ondan sonrasını anlatacağım. Şimdi öğle saatlerinde banyo yapıyordum ben. Banyoya girmeden önce evi sirkeyle komple temizliyordum. Her yere fısı böyle sıkıyordum yani, evin içinde her yere. Sonra banyoya giriyordum. Banyoya girdikten sonra bir durulanıyordum böyle. Ondan sonra sırayla başlıyordum banyoda. Her gün, ama bunu her gün yaptım. Her gün banyo yaptım. Bu söyleyeceklerimi her gün tekrar edin. Öğle saatlerinde banyoya girdikten sonra durulanıyordum güzelce. Durulandıktan sonra
Sirkeliyordum kendimi önce. Her yerime sirkeyi sürüyordum. Sirkeden sonra kükürtlü sabun kullanıyordum. Her yerime böyle sabunu köpürtmüyordum. Sabunu böyle vücudumda gezdiriyordum. Tamam mı arkadaşlar? Zaten kendi köpürüyordu. O turuncu olan ismini hatırlamıyorum şimdi de. Ondan sonra da lavanta sabunuyla güzelce durulanıyordum. Öyle anadarını rüyan çıkıyordum. O havluyla hurlanıyordum. O havluyu da kanepenin üzerine seriyordum. Kanepenin üzerine serdikten sonra oturuyordum. Limon yağı, lavanta yağı, ondan sonra oksibiyontis diye o bir tane ilaç. Kevella'da bir tane yağ daha var videodaki. Üçünü dördünü işte kaç tane ise hepsini karıştırıyordum. Karıştırdıktan sonra da vücuduma sürüyordum. Her yerime sürüyordum. Yani bunun ayıbı yok. Her yerinize süreceksiniz. Sürdükten sonra da bekliyordum biraz. Bir 5-10 dakika. Vücut iyice o karışımı yiyordu. Yedikten sonra da o pis kokan ilaç, o turuncu ilaç işte kükürtlü peeling gibi dediğim var ya videoda, onu sürüyordum, tamam mı? Ondan sonra iç çamaşırlarımı giyiyordum. Bir tane de pijama giyiyordum. Pijama giydikten sonra da öyle evin için işte o film izliyordum. Çay içiyordum. Ne bileyim telefonla oynuyordum. YouTube'a giriyordum. Öyle vaktimi geçiriyordum. Ondan sonra videoda bir tane de bahsettiğim ilaç var. O alerji ilacıymış. Onu kesin için, o çok güzel uyutuyor. Tamam mı? O böyle deliksiz uyku veriyor size. Hem ilaçların yan etkileri olunca kaşıntı falan da olursa onu da kesiyor. İlaçların yan etkisini de kesiyor. Bu söylediğim şeyler sürekli, yani 5 gün boyunca tekrar ettim. Mesela doktor dedi ki bana bu pis kokan ilacı sür. İşte ya ismini hatırlamıyorum şimdi. Pis kokan ilacısı 3 günde bir. Yani 3 gün ben dış banyo yapmayacakmışım, tamam mı? 3 gün boyunca o vücudumda kalacakmış. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Her gün banyo yaptım. Bu söylediklerimi, karışımı yaptım. Vücuduma sürdüm. Pis kokan ilacı sürdüm. Bu söylediklerimi her gün tekrar ettim arkadaşlar. 5 gün boyunca tekrar ettim. Sonra 6-7. günde herhalde devam ettim. Ondan sonra da dediğim gibi ilaçlar bitti. O aktardan aldığım şeyler de bitti. Kevella da bitti. Sonra gittim Kevella aldım tekrardan. Bir hafta boyunca da şimdi 7 günü tamamladım. 7 günü tamamladıktan sonra da tekrar her gün banyo. Her gün. Her gün ama. Her gün banyo. Sonra Kevella da sürdüm. Ondan sonra hiç, yani ne kaşıntı kaldı ne kızarıklık kaldı. Ya kurtuldum. Allah'a şükür olsun kurtuldum. Dediklerime birebir uygulayın. Emin olun geçecek. Bu videom da böyleydi. Dediğim gibi devamında şimdi videoyu kesip kırparken bulamadım. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdiden bu hastalığa yakalanmış arkadaşlara geçmiş olsun derim. Bir nebze de gerçekten faydam olduysa çok sevinirim. Bir tanıdığınız, eşiniz, dostunuz varsa da bu benim söylediklerimi uygulattırın. Gerçekten faydasını görecekler. Çünkü doktorlar ya uyuz olmamış, bilmiyor. Sadece gelen hastayı görüyor. Yani tedavi şekilleri belki farklıdır ama ben inanmadım yani. Bana diyor ki 3 gün boyunca banyo yapmayacaksın diyor. O pis kokan ilaçla gezeceksin diyor. Ya ne diyeyim, ben uygulamadım onu. Ben kendi bildiğimi yaptım. Çünkü ya hiçbir yerde de yok. Hani biraz da içgüdüsel oluyor ya. Böyle bir şeyleri hissediyorsunuz. Ben o zaman öyle hissettim. Öyle yaptım. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın.